Arkadaşlar merhabalar. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bir tamir videosu çekmek istedim. X96 Air ekranda görüyorsunuz. Geçmiş videolarımı taradığımda bununla ilgili video çekmediğimi fark ettim. Şimdi tamire gelince de videosunu çekelim dedim. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle arızasından da bahsedeyim. Açılış logosunda kalıyormuş arkadaşlar bu cihaz. Hiç logoyu geçemiyormuş. O yüzden tamire geldi. Adaptör girişini görüyoruz burada. Optik dijital çıkış, ses sistemleri için HDMI çıkışı, kablo internet, audio video tüplü televizyonlar için çıkış, bir adet USB 2.0. Yan tarafına döndüğümüzde yine USB 2.0 SD kart girişi, mavi USB 3.0 giriş. 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza var. AMOLED S905X3 işlemcisi var. Donanım özellikleri olarak başarılı bir cihaz. Zaten cihazımız arızalı olduğu için bu cihazlarda yazılım değiştirmek daha uygun oluyor diye düşünüyorum. Hem tamir hem yazılım değişikliği aynı pakette olması açısından TVOS yazılıma geçeceğiz mümkünse. MKVOT, SeyirTürk, TürkVOT, Play Store. Tamam. Smart YouTube var reklamsız. SeyirTürk aşağıda kısa yollar var. TVOS yazılımın arayüzü, launcher'ı bu zaten. Şimdi arkadaşlar videonun altındaki yorumlarda yazılımın nasıl yüklendiği, dosyanın nerede olduğu, nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde tarif edilmediği şeklinde yorumlar geliyor videolarda. Bir önceki videomun yorumunda vardı. Daha önce bunu söylediğim için tekrar tekrar söylemiyordum. Hani ben bu işi normalde ücretli yaptığım için dosya paylaşımı yapmıyorum. Bu yazılımların dosyalarını daha önce de söyledim. Bunu talep etmenize gerek yok. Beni takip edenler zaten biliyordur ama ilk defa denk geldiyseniz böyle de kısaca bahsetmiş olayım. Arkadaşım yabancı videolarda İngilizcesinin olduğunu, oralarda tarif edildiğini, dosyalarında olduğunu söylemiş. Tabii ki var. İnternette bunu ücretsiz bir şekilde paylaşım yapanlar var. Oralardan takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir de her tamire gelen cihaz, bozuk cihaz yapılabiliyor mu? Hayır, yapılamıyor. Yapılabilenler var bunun gibi. Mesela bunu tamir edebildik. Tamir edemediklerimiz de oluyor. Sebebi de şu. Aynı videoyu izliyorsunuz. Mesela bu cihaz X96 Air. Bunu yapmışız. Bunu izleyen arkadaşlarımız kendi bozuk cihazını gönderdiğinde mesela tamir edilemediği oluyor. Sebebi de şu. İki tane sebebi var. En büyük sebebi daha önce siz kurcalamışsanız ya da başka birisine yazılım attırmaya çalışmışsanız, tamir ettirmeye çalışmışsanız eğer biz de yapamayabiliriz. Sebebi şu. Cihazlar kurcalandıkça, yanlış işlemler yapıldıkça zaten bloke oluyor. Daha kötü oluyor. Yani kurtarılamaz hale gelebiliyor. Bunlar seçenekler. Diğer şey de sizin cihazınızın yazılımı direkt basitçe çökmüş olabilir. Ama başka bir arkadaşımızın cihazı arızaya girerken adaptör arızasından veya elektriksel başka sorunlardan dolayı MMC dahili hafızası uçmuş olabilir. Yani her iki marka model aynı cihaz olmasına rağmen biri tamir olabilir, biri olamayabilir. Bunlar denemeden, kontrol etmeden anlayabilmek mümkün değil. Yani uzaktan size
olup olmayacağı konusunda net bir cevap veremememizin sebebi budur. Bu konuya da açıklık getirmiş olayım. Cihazı tamire gönderirken arkadaşlar, bu Android TV OS yazılım mesela, bunda Google Play Store, hani kısıtlı versiyon dediğimiz versiyon, bundan mı istiyorsunuz? Ya da tablet telefon versiyonu dediğimiz Play Store marketi kısıtlı olmayan yazılımdan mı istiyorsunuz? Onu belirtmeniz gerekiyor. Belirtirseniz cihazınızın markasını, modeline göre cevap verebiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi bu kontrollerde baktık. X96 Air cihazımız gayet başarılı oldu. Yani o logoda kalma sorunu, yazılım çökme sorunu zaten giderilmiş oldu. Orijinal yazılımdan tvOS'a geçmiş olduk. Bu arayüzü biliyorsunuz zaten. Gayet başarılı görünüyor. AirMouse klavyeyle kullanıyoruz şu anda. Kablosuz fareye ya da kendi kumandasıyla da kullanılabilir. Arkadaşımıza cihazı bu şekilde hayırlı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.